Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İmet Hoca'nız. Hepinize denizden sesleniyorum. Bugünkü videomuzda sizlerle 5. sınıf matematik birim kesirleri öğreneceğiz. Ben PDF'ini yayınladım. Videonun açıklama kısmından ya da imethoca.com sistemden ücretsiz üyeliksiz bir şekilde PDF'ini indirip çıktı almanızı tavsiye ediyorum. Kağıt kalem kullanın. Çıktı alamasanız bile kağıt kalem kullanın. Benimle birlikte etkileşimli bir şekilde dersi not alarak, yazarak çalışmanız önemli. Evet, hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi birim kesirler dediğimizde aslında şöyle bir şey var değerli arkadaşlar. Adından da anlaşılıyor yani. Hani böyle birim, birim bir birle alakalı. Evet bir alakalı. Bir bütünün eş parçalarından bir tanesini gösteren kesre biz birim kesir diyoruz. Evet bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesre birim kesir diyoruz. Olay burada başlıyor. Yani bir bütünün eş parçalarından birini gösterecek. O zaman birim kesirlerin payı 1 olacak arkadaşlar. Birim kesirlerin payı 1'dir. Tamam? Şimdi aşağıda modellediğimiz o birim kesirleri yazalım bakalım. Şimdi buraya baktığımızda bir bütünün eş parçalarından bir tanesini görüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 eş parçaya ayrılmış bakın. 7 eş parçadan birini gördüğümüz için bu bize 7'de 1'i ifade etmektedir. Yani biz bunu birim kesiri olarak yazdığımızda 1 bölü 7 diye okuyabiliyoruz ama 7'de 1 diyoruz şu an tamam mı? İki okuma şekli de var. 1 bölü 7 diye okunabiliyor ama biz kesir olarak öğrendiğimiz için şu an 7'de 1'i daha çok kullanıyoruz. 7'de 1 diyelim o yüzden tamam mı? Ama diğeri de yanlış değil. Buraya geldiğimizde ise değerli arkadaşlar 2 taneden bakın 2 eş parça var. Bir tanesi boyanmış yani o zaman biz burada 2'de 1'i görüyoruz. Yani burada birim kesrimiz 2'de 1'dir. Burada birim kesrimiz 7'de 1'dir. Hocam 2'de 1 daha büyük oluyor o zaman. Evet biraz sonra onları sıralamayı, karşılaştırmayı da izah edeceğim değerli arkadaşlar. Burada sadece şunu görüyoruz aslında. Burada bir parça, mesela 7'ye bölmüşsünüz ya pastayı. Bir parçası, 7'de biri birim kesir olmuş oluyor. 2'ye bölmüşsünüz ya pastayı. Bir parçası, 2'de biri birim kesir olmuş oluyor. Yani birim kesir dediğimizde payı 1 olacak. Bir bütünün eş parçalarından birini gösterecek değerli arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusunda bu birim kesirleri göstermemiz gerekiyor. Nasıl göstereceğiz? Üçte biri. Şimdi 1 bir dediğimizde hani bir bütünün eş parçalarından biri. O zaman ben şunu yapacağım arkadaşlar. 3 eş parçaya ayıracağım. Bakın 3 eş parça ayıracağım. Tabii ben burada şu an göz kararı ayırıyorum bu arada. 3 eş parçaya ayırdığımda hop burası sıfır oluyor. Sıfır. Burası 3'te 1 oluyor bak. İlk parçam 3'te 1. Sonra ikinci parçam 3'te 2 oluyor. Üçüncü parçama geldiğimde 3'te 3 üç oluyor. 3'te 3 üç ne oluyor? 1 oluyor. 1 bütün olmuş oluyor yani. Tamam mı? O zaman 3'te 1'i bu şekilde sayı doğrusunda gösterebiliriz. Böyle işaretleyebiliriz. 6'da 1'e geldiğimizde değerli arkadaşlar 6'da 1'i nasıl göstereceksiniz hocam? O zaman 6'ya eş parça ayıracağım. Yani paydan kaçsa o kadar eş parça ayırıyorsun. Tamam o kadar eş parça ayırıyorsun. Ayıralım hadi bakalım. 1 bakın şöyle 2 sonra 3 sonra 4 sonra 5 sonra 6. Bakın gittikçe o aralıklar küçülmeye başladı diğerine göre. Burası arkadaşlar 0. Burası 1/6. Burası 2/6. Burası 3/6. Burası 4/6. Burası 5/6. Burası 6/6. Bizim birim kesrimiz ne burada? 6'da 1 değerli arkadaşlar. 6'da 1'in olduğu yeri böyle gösteriyorum. Bak yine ne oldu? 6'da 1, 3'te 1'e göre daha küçük ol. Bak daha kısa görüyor musunuz? 3'te 1 daha uzun. Yani o zaman ne kadar çok parçalıyorsanız o kadar aslında sizin birim kesiniz küçülüyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Mantık bu aslında. Buradan böyle sıralamaya geçeceğiz. Karşılaştırmaya geçeceğiz ve geçtik. Birim kesirlerde payda büyüdükçe Bütünün bölündüğü parça sayısı artıyor. Bakın şuraya baktığımızda 1 2 3 4 5 6 eş parça var. O zaman burada paydamız 6 ve biz burada 6'da 1 diyeceğiz buna. Tamam dedik hocam. Ve aşağıya baktığımızda 3 eş parça var. Bir tanesi o zaman 3'te 1 diyeceğiz hocam. Yani payda büyüdükçe parça sayısı arttığı için bizim parçalarımız küçüldü burada. Evet. Bu nedenle paydası büyük olan birim kesir daha küçük, daha minnoş olmuş oldu değerli arkadaşlar. Tabi bunu böyle ezberlemeyin ha. Paydası büyük olan daha küçüktür falan filan. Arkadaşlar ya mantık şu. Aynı pastayı 6'ya bölmüşsünüz bir dilim yiyorsunuz. Aynı pastayı 3'e bölmüşsünüz bir dilim yiyorsunuz. 6'ya bölünmüş pastadan siz bir dilim yerseniz daha az yersiniz. 3'e ye bölünmüş pastadan bir dilim yerseniz daha çok yersiniz. Temel mantık sadece bu aslında. Tamam. Karşılaştıracak olursak o zaman 1 bölü 6 küçüktür. 1 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. Görünüşe aldanmayın diyorum ya arkadaşlar. Gerçekten önemli. Hani şu 1 bölü 6'nın sıfatına baksanız. Dersiniz ki hocam bu daha büyük falan filan. Hayır daha büyük olmadı işte mesela. 1 bölü 6, 1 bölü 3'ten küçük oldu. Yani 6'da 1, 3'te 1'den küçük oldu değerli arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi hadi pekiştirelim. Hadi sıralayalım. Hadi büyüktür küçüktür işaretlerini kullanalım. Bu küçüktür işareti bu büyüktür işareti biliyoruz değil mi? Şuraya bir çizgi çektiğimizde K oluyor. Buraya bir çizgi çektiğimizde B oluyor. O yüzden bu küçüktür işareti bu büyüktür. Bunu zaten bilmeyen neredeyse yok gibi varsa da şu an öğrendi. 7'de 1 8'de 1. Hocam hangisi büyüktü ya? Şimdi elim ayağım dolaştı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. 7'ye bölmüşsünüz bir dilim 8'e bölmüşsünüz bir dilim yiyorsunuz e yiyorsun. 7'ye böldüğünüzde daha çok yersiniz Çünkü daha az bölmüşsünüz şuna göre O zaman 7'de bir büyüktür 8'de bir Bitti olay bu kadar Yok payda küçükmüş yok payda büyükmüş Ya bırak onları sen ya sen buraya gel 6'da bir 2'de bir 6'ya bölmüşsün bir dilim 2'ye bölmüşsün bir dilim 6'ya böldüğünde bir dilim yiyorsun, daha az yersin Yani o zaman 6'da bir küçüktür 2'de birden 9'da bir 15'te bir 9'a bölmüşsün 15'e bölmüşsün 9'a böldüğünde daha çok yersin 15'e göre O zaman 9'da bir büyüktür 15'te 1'den. 20'de 1, 15'te 1. 20'ye bölmüşsün, 15'e bölmüşsün. 20'ye böldüğünde daha az yersin. 20'de 1 küçüktür, 15'te 1'den diyeceğiz. Bu şekilde karşılaştırmamızı yaptık. Şimdi bu verilen kesirleri ki bu kesirler şu an hep birim kesir arkadaşlar. Çünkü payları 1 ve bu kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Şimdi 5'e bölünmüş pasta, 2'ye bölünmüş pasta, 4'e bölünmüş pasta. 5'e bölünmüş de daha az yersin. O zaman en küçüğü bu. Yazıyorum hemen. 5'te 1 küçüktür. Sonra 4'te 1. Sonra 2'de 1. Evet bunu yazdım böyle. Diğerine geldim arkadaşlar. Diğerinde de 18'e bölünmüş, 10'a bölünmüş, 15'e bölünmüş. O zaman 18'e bölünmüş olan daha küçük oluyor. 18'de 1 küçüktür. 15'te 1'den o da küçüktür. 10'da 1'den. Bu kadar yazdık ve geçtik değerli arkadaşlar. Aşağıdakine geldik. Şimdi aşağıdakinde ne var? 3'te 1 var, 9'da 1 var, 6'da 1 var. 9'da 1, 9'a bölündüğü için daha küçüktür arkadaşlar. 6'da 1'e göre, 6'da 1 de daha küçüktür. 3'te 1'e göre. Yani burada sizin eş parçalarınız azalıyorsa o zaman tabii o parçaların büyüklüğü artıyor. Yani pastayı ne kadar az bölüyorsanız o kadar büyük yiyorsunuz diyebiliriz. Buraya geldiğimizde 12'de 1, 7'de 1, 14'te 1. E 14'te 1 daha küçük olmuş oluyor. Hemen yazalım. 14'te 1. 14'e bölmüşsünüz bir dilim yiyorsunuz. 12'ye bölmüşsünüz bir dilim yiyorsunuz. 7'ye bölmüşsünüz bir dilim yiyorsunuz. Bu şekilde küçükten büyüğe sıralama yaptık. Büyükten küçüğe yapmak istersek 7'de 1 büyüktür 12'de 1'den o da büyüktür 14'te 1'den diye büyükten küçüğe de sıralama yapabilirdik. Şimdi bu sayı doğrularında birim kesirleri yazıp büyükten küçüğe sıralayacağız. Şuraya baktığımızda 0 ile 1 aralı 2 eş parçaya bölünmüş mü bölünmüş. O zaman burası 2'de 1'dir arkadaşlar. 2'ye bölünmüş bir parçası 2'de 1'dir. Buraya geldiğimizde 1, 2, 3 eş parçaya bölünmüş. O zaman burası 3'de 1'dir. Bak birim kesri bu. Birim kesri bulacağız çünkü. Tamam mı? Sonra buraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya bölünmüş. Bunun birim kesri ise 10'da 1'dir diyeceğiz. Ve baktığınızda değerli arkadaşlar. Büyükten küçüğe yaz, yazacağımızda 2'de 1 daha büyük oluyor. O zaman şöyle diyelim. 2'de 1, 2'de 1 büyüktür. 3'de 1'den, o da büyüktür. 10'da 1'den yani... Ona aldanmayın burada arkadaşlar. Tamam mı? Yani ya işte bu daha büyük gözüküyor. Gözüküyor sayı olarak belki ama modellediğinde ya da ona bölünmüş pastadan bir dilim mi ikiye bölünmüş pastadan bir dilim mi daha çok tabii ki ikiye bölünmüş pastadan bir dilim baya büyük yani pastanın yarısı arkadaşlar diyoruz ve burada 11 Kasım dersimizi bitirdik tabii şu an diyorsunuz ki hocam bugün 11 Kasım değil evet birkaç gün dersimizi Gecirgettik olabilir. Ee, bu arada videolarımız zaten fazlasıyla hem YouTube kanalımızda hem imetocanı.com sitemizde var. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. 5 sınıflarımız için gerçekten çok güzel kitabımız arkadaşlar. 5 sınıf İMT Matematik Yeni Nesil Soru Bankası kitabımızın tamamı İMT Hoca video çözümlü. Gördüğünüz konularla ilgili mutlaka buradan pekiştirici sorular çözmeniz çözdükten sonra bakın arkadaşlar sadece pekiştirici sorular da değil. Yeni nesil, beceri temelli, çok yönlü sorularımız da var arkadaşlar. Böyle şimdiden hani hocam ben böyle okuduğunu anlama, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri böyle becerilerimi ölçecek sorular çözmek istiyorum diyorsanız çözemediğimde de e, hocam endişeye kapılmayayım video çözümünü sizden izleyeyim. Evet benden izleyeceksiniz arkadaşlar. Kağıtla çözümlerini yapıyorum bir de. Böyle yine alıştığınız tarzda özel ders formatında yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kıymetli bir kitabımız. Doğrukaynak.com'dan ve satış noktası olan kitapçılardan ulaşılabilir. Bunun video çözümlerine e, kitabımızı aktive ettikten sonra Doğrukaynak.com çalışma modundan ulaşabiliyorsunuz. Evet bir dersin daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şeye rağmen öğrenme heyecanımızın, azim ve sabrımızın hiç kaybolmaması dileğiyle herkese iyi çalışmalar, herkese başarılar.